Arsen Lüpen, 30 Mezarlı Ada 14. Bölüm İhtiyar Duruit Üç suç ortağı Fransız dilinin bütün inceliklerini bildikleri halde Argosundan tek kelime anlamadıklarından bu sözlerin anlamını bir türlü çözemediler ve şaşkın bakışlarla birbirlerine baktılar. Borski, Otto ve Konrad'a ''Ne söyledi?'' diye sordu. ''Acayip sözler'' diye ikisi birden cevap verdiler. Borski, meçhul ihtiyarını yeniden omuzunu sarstı. Nihayet esneyerek doğrulan ihtiyar ''Ne yani?'' dedi. İnsan bu delikte artık rahat bir uykuda mı uyuyamayacak? Vorski fenerini yüzüne doğru tuttuğunda, gözleri kamaşan adam korkuyla, ''Ne oluyor? Benden ne istiyorlar?'' diye sordu. Bu kez Vorski feneri kendi yüzüne yaklaştırdı. İhtiyarın ferahladığı görülüyordu. Gülümseyerek elini ona uzattı ve, ''Oh, sen misin Vorski?'' diye bağırdı. ''Nasılsın bakalım ihtiyar kol?'' Varski irkildi. İhtiyarın kendisini adıyla çağırmasına hayret etmemişti. Çünkü artık kendisinin sihirli bir güce sahip olduğuna ve yüzyıllar boyu beklendiğine inanıyordu ama ihtiyar kol deyimi sinirine dokunmuştu. Hiç de terbiyeli bir konuşma değildi bu. O bir peygamberdi. Bir peygambere hem bu şekilde söz söylenmez. Hem de onu karşılayacak olan böylesine sefil elbiseler giymezdi çekingen, endişeli, kiminle iş göreceğini bilmeyen bir durumda. Kimsiniz? diye sordu. Burada ne yapıyorsunuz? Buraya nasıl geldiniz? Diğeri cevap vermeden onu hayretle seyrettiğinden daha kuvvetli bir sesle. Cevap versenize kimsiniz? diye bağırdı. Kim miyim? dedi ihtiyar. Kim miyim? Gol tanrıları tarafından bir elçi olarak seçilmiş olan bana. Sen mi böyle bir soru soruyorsun Varski? Demek beni tanımadın. Düşün biraz. Şu iyi yürekli Segenaum um ben. Nasıl? Hala hatırlamadın mı? Velada'nın babası. Redonların saygıdeğer yargıcı. Canım, Chateaubriand adlı kitabının birinci cildinde az mı geçer adım?'' Oh ama görüyorum ki hafızan adam akıllı zayıflamış. Neler saçmalıyorsun sen diye bağırdı Vorski. Şşş ben bir şey saçmalamıyorum. Buradaki varlığımı izah ediyor ve geçmişte başıma gelen kederli olaylardan bahsediyorum. Veladan'ın rezaletinden nefret etmiştim. Ama suçu sinsi ev doğru ile birlikte işledi. Ve ben de bugünkü terimle tuzağa girdim. Yani rahip oldum. Dürüyitler sınavımı parlak dereceyle bitirdim. Rahatım yerinde. Bir şey aradığım yok. Yalnız ara sıra Moulin Rouge ve Montmart kahvelerini arıyorum. Eh ne de olsa eski bir zamparayım. Ama onlardan bahsetmemem gerek. Gördüğünüz gibi mütevazi ve rahat bir işim var. Tanrı taşının bekçisiyim. Tek kelimeyle Worski'nin endişesi ve hayreti artıyordu. Arkadaşlarına baktı. Kafasını kırmış, dedi Konrad. Sen ne dersin Otto? Ben ondan sakınmalı derim. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Ondan sakınmalı. İhtiyar duriyet alçak sesle konuşulanları işitmişti. Sopasına dayanarak ayağa kalktı ve ''Bu da ne demek?'' diye bağırdı. ''Benden sakınmak mı? Siz beni adi bir adam mı sanıyorsunuz yoksa?'' Boynundaki zinciri göstererek ''Bunlar nedir?'' diye devam etti. Söyler misiniz bana bunlar nedir ha? Sarımsak dişi ya da çakıl taşı değil zannederim. Bunlar benim kazandığım sınavların armağanlarıdır. Benim gibi saygıdeğer ihtiyar bir duruyuttan sakınmak. Sertifikalarımı ve Chateau Chateaubriand bile imzaladı. Ama tabii sen bunları unuttun. Peki geleneksel dostları da mı unuttun yoksa? İstersen şimdi önünde dans edeyim.'' Jül Sezar'ın önünde bile dans etmişimdir ben. İster misin? Ve cevap beklemeden elinden sopasını atarak yaşından umulmayacak bir çeviklikle ortada dönerek dans etmeye başladı. Ak sakalı uzun saçları sağa sola savrulurken kirli beyaz cübbesi havalanıyordu. Ve bu son derece tuhaf bir görünüştü. Eğlenceliydi aynı zamanda. İhtiyar duritlerin dansı yahut da Jül Sezar'ın keyfi diye bağırıyordu dans ederken. Oh mukaddes öksü otu dansı. Ama onu sonraları adi bir şekilde Saint Gu dansı diye adlandırdılar. Pelin müziğiyle yılan yumurtaları dansı. Oh ohe. oh hey, şimdi de buna Vorska, 30 mezar tangosu diyorlar. Kızıl peygamber tangosu, peygambere zafer. Dorid bir süre daha şeytani sıçramalara ve saçma sapan sözlere devam ettikten sonra Vorskı'nın önünde durarak ciddi bir sesle "Yeteri kadar gevezelik ettik," dedi. "Artık ciddi bir şekilde konuşalım. Sana Tanrı taşını vermekle görevliyim. Benim kim olduğuma artık inandın, değil mi? Şimdi papazlığa girişelim." Üç suç ortağı aptallaşmışlardı. Vorskı bu şeytani şahsın neler söylediğini anlamaktan acizdi ne yapacağını bilmiyordu. Sonra sert bir sesle, ''Ne istiyorsunuz, niyetiniz ne?'' diye sordu. ''Niyetim ne mi? Söyledim ya, sana Tanrı taşını vermek.'' ''Hangi hak, hangi sıfatla?'' ''Hay şeytan, hala bir şey anlamıyor gibi davranıyorsun. Tabii buraya mutlu ve görevini sona erdirenlerin huzuru içinde geldin.'' ''Eh, bunda biraz da haklı sayılırsın.'' 30 mezarı doldurdun. Dört kadını çarmağa mıhlayarak öldürdün. Ellerin kan içinde. Ceplerin cinayet dolu. Bütün bunlar az şey değil ve tantanalı bir karşılanış bekliyordun. Ama bütün bunların yerine karşında zavallı bir duriyet buldun. O da seninle adi bir papazlığa girişiyor değil mi? Ne büyük bir hayal kırıklığı değil mi senyor? Heyhat, ne yaparsın Morski? Herkes kendi imkanlarına göre hareket ediyor.'' Ben de altın üstünde yatmıyorum kardeşim. Şimdiye kadar bir beyaz cübbemi parçaladın ve havai fişekleri atarak yer sarsıntısı yaratmak için 35 frankımı harcattın bana. Çılgına dönen Morski birden her şeyi anlayarak ''Neler söylüyorsun?'' diye bağırdı. ''Demek sendin.'' ''Tabii bendim. Kim olsun istiyordun? Sen Agustin mi?'' Seni meşe kütüğündeki delikten buraya getirmek için gökten meleklerin inmesini mi bekliyordun yoksa? Bu biraz fazla olmaz mıydı? Borski yumruklarını sıktı. Demek bir gece önce peşinden koştukları beyazlı hayalet bu ihtiyar adamdı. Bu küstahtı. Oh diye ulundu. Benimle alay edilmesini istemem. Seninle alay etmek mi? diye ihtiyar hayretle sordu. Seninle kim alay ediyor? Dün gece vahşi bir hayvan gibi beni kovalayarak nefesimi kestiniz. Ve en yeni cübbemi kurşunlarınızla deldiniz. Ben de bir de kalkmış size müşteri diyorum ha. Sizinle alışveriş yapmaya kalktığım için bir yaban eşeği olmalıyım ben. Yeter, yeter diye sabırsızlıkla yeniden bağırdı Vorski. Son defa olarak soruyorum. Benden ne istiyorsunuz? Söyledim ya, sana tanrı taşını vermekle görevliyim. Kim tarafından görevlendirildin? Ah oh, işte bunu ben de bilmiyorum. Uzun yıllar burada yaşadım. Ve saraya Worski adlı birinin gelmesini bekledim. Bir Alman prensi olan Worski 30 kişiyi öldürecekti. Ben de bir emir kulu olduğumdan biraz masraf ettim. Barut ve fişek satın aldım bekledim. Sen yüksek bir yere çıkıp öldü, öldü, Veronik öldü diye bağırınca Vaktin geldiğini anladım ve fişeklerimle barutumu ateşledim. Topraklar sarsılarak yarıldı. Alevler göklere yükseldi. İşte hepsi bu. Horski yumruklarını sıkarak ilerledi. Bu alaycı ses, bu saçma sapan sözler ve kendinden emin bu sakin tavır çileden çıkarmıştı onu. Bir kelime daha söyleyecek olursan beynine inerim diye bağırdı. Bıktım artık. Senin adın Vorski değil mi? Worski, ne olmuş? Alman prensi değil misin? Evet, evet, ne olmuş? Otuz kişiyi öldürmedin mi? Evet, evet, evet. Öyleyse sen benim beklediğim adamsın. Her ne pahasına olursa olsun Tanrı taşını sana vereceğim. Zira bu nedenden burada bulunuyorum. Mucizeli taşını almalısın. Worski kudurmuş gibi tepinerek. ''Senin mucizeli taşına güleyim bari.'' diye söylendi. ''Sana da güleyim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Çünkü Tanrı taşını ben çoktan aldım. Hem de kendi kendime. Tanrı taşı bendedir. Ona sahibim.'' ''Göster bakayım.'' Borski cebinden madensel asa sapından aldığı yuvarlak küçük taşı çıkararak gösterdi. İhtiyar hayretle. Bu mu? diye sordu. Bunu nereden aldın? Yılan kafalı hükümdar asasının içinden aldım. Zekam sayesinde onun orada saklı olduğunu tahmin ediverdim. Oh, sakın bir daha bu kadar zeki olma Worski. Neymiş o? Tanrı taşı. Aklını mı kaçırdın? Neden? Peki sana göre bu nedir öyleyse? Bir don düğmesi. Ha? Bir don düğmesi. İspat et. Alt tarafında iğne geçecek yeri kırık bir don düğmesi. Sahra Araplarının donlarına diktikleri cinsten bir düğme. İspat et şeytan. İğne geçecek yerinin kırık olduğunu söyledim ya. İnanmazsan bak istersen. Hem onu oraya ben koydum. Niçin? Megan Not'un çalmak için elini değdirip de yaktığı değerli tanrı taşını korumak için. Vorski sustu. Şaşkındı. Ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilmiyordu. İhtiyar Durit babacan bir tavırla. Görüyorsun ya, Tanrı taşı hala bende. Bensiz onu alamayacaksın. Çünkü kilidin anahtarı bende. Sandığı açacak olan sihirli kelimeyi ben biliyorum. Neden çekiniyorsun? Sizi tanımıyorum. Çocuk, eğer sana alelade, basit, değerinde uygun olmayan bir şey teklif etseydim, inceleyip sık dokumana hak verirdim. Ama takdim edecek olduğum en kuşkulu vicdanları bile gıdıklayacak cinsten. Nasıl? Hayır mı? Hala inanmıyor musun? Seni kim böyle inançsız yaptı Worski? Hangi kötü rastlantılar? Peki ne bekliyorsun inanmak için? Bir mucize mi? Hay şeytan! Bunu bana daha önce neden söylemedin? İstediğin mucize olsun. Dolu bende mucize. Ceplerim, dükkanım mucize dolu. Onları koyacak yer bulamıyorum. Ne cinsten bir mucize istiyorsun? İnsanları yeniden mi dirilteyim? Saçsız başlarda saç mı çıkartayım? Geleceğini mi bildireyim? Seç, seç, beğendiğini söyle. Şimdi de bir tercih yapmıyorsun değil mi?'' Bak istersen en basitinden ben başlayayım ve sana yardım edeyim. 30. kurbanın saat kaçta son nefesini vermişti? Ne bileyim ben. elli 52 dakika geçe. O an öylesine heyecanlıydın ki saatin durdu. Bak inanmazsan saatine bak. Saçmaydı bu sözler. Heyecandan saat durur muydu hiç? Bununla beraber Wolski şuursuz olarak saatini çıkardı baktı. Saat 11.52 geçe durmuştu. Onu işletmeyi denedi, başaramadı. Saati aynı zamanda kırılmıştı. İhtiyar Durit ona soluk alma fırsatı vermeden. ''Hoşuna gitti değil mi?'' diye devam etti. ''Bununla beraber benim gibi bilgili bir Durit için bundan daha basit bir iş yoktur. Bir Durit görünmeyen şeyleri görür.'' Onun için bilinmeyen bir şey yoktur. Senin adın nedir? Vorski olanı değil, gerçek adını, babanın adını soruyorum. Sus diye Vorski emretti. Bu kimseye bahsetmediğim bir sırdır. Öyleyse neden yazdın? Ben onu hiçbir yere yazmadım. Yazdın Vorski, gerçek adın Kırmızı kalemle üstünde taşıdığın küçük not defterinin 14. sayfasında yazılıdır. Bak, bir otomat gibi kendinden güçlü bir iradenin etkisinde olanlar gibi Borski yeleğinin iç cebinden küçük not defterini çıkardı. Sayfalarının çoğu bembeyaz olan bu defterin 14. sayfasını açtı ve tarifi imkansız bir dehşet duydu. Söyleyeyim mi? Susunuz, bir kere daha söylüyorum. O adı anmaktan men ederim size. Nasıl istersen. Ben sadece seni kendime inandırmak istiyorum. Ve bu öyle basit şeylere bağlı ki. Ben mucizeler yaratmaya başlayınca bir kere hızımı alamam. Durmadan mucizeler yaratırım. Bak, eğlenelim biraz daha. Gömleğinin altında boynuna asılı altın bir zincir sarkıyor. Zincirin ucunda içi boş bir madalyon asılı. Evet, dedi Worski. Bu madalyonda bir zamanlar bir resim vardı. Evet, evet bir portre. Annenin portresi ve sen onu kaybettin. Geçen sene kaybetmiştim. Daha doğrusu kaybettiğini sanıyorsun. Hadi canım, madalyon boş. Sen boş zannediyorsun. O boş değil. Bak. Daimi bir otomat gibi Worski gömleğini düğmelerini çözdü ve boynundaki altın zinciri dışarı çekti. Madalyon gözüktü. Altın madalyonun içinde bir kadın resmi vardı. Heyecanla, o, o annem diye mırıldandı. Yanılmıyorsun değil mi? Hayır. Peki bütün bunlara ne diyorsun? Ne hilesi var ne de bir düzeni. İhtiyar Dorit izlenecek biridir. Beni izleyeceksin değil mi?'' Evet, Borski yenilmişti. Bu adam her şeyin üstündeydi. Batıla karşı zaafı, atalarından kalma irsi bir inanış, esrarengiz güçlere karşı olan meyle, dengesiz yaratılışıyla birleşmiş ve boyun eğdirmişti ona. İçinde nefsini koruma gücü her ne kadar isyan halindeyse de, ihtiyara itaatten başka bir şey gelmiyordu elinden. Çok uzakta mı? diye sordu bitişikte büyük mağarada Otta ile Konrad bu konuşmanın dilsiz ve şaşkın dinleyicileriydiler. Konrad karşı koymak istedi ama Worski onun ağzını kapattı. Korkuyorsan sen gelme, defol. Hem kelimelere basa basa biz tabancalarımız elde, onu arkadan izleyeceğiz. En küçük bir tehlike de ateş ederiz. İhtiyar Dorit alayla. Nereye ateş edeceksiniz? Bana mı? diye sordu. Kim düşmansa onun üzerine ateş edeceğiz. Öyleyse sen öne geç de sırasına göre ateş edersin Vorski. Biri surat asarken diğeri gülüyordu. Ne var bunda? Ne oldu? Öne geçmiyor musun? Onları diğer mağaraya geçmiş oldukları tünel başına getirmişti. Bir kaya ucuna asılan fenerin hafif aydınlığında dar yolun girintili çıkıntılı uzanışı görünüyordu. Kısa bir çekingenlikten sonra Borski ilerledi. Biraz başını eğerek geçmek zorunda kaldıkları bu dar yoldan büyükçe bir mağaraya girdiler. Diğerleri de arkalarından geldi. İhtiyar Durit merasim dolu bir sesle ''Tanrı taşı odası'' dedi. Büyük, ferah bir yerdi burası. Ortada üstü örtülü, sandık gibi bir şey duruyordu. Duvarlar acayip silah resimleriyle süslüydü. Kaba ve ilkel bir elle, hiçbir düzen düşünülmeden çizilmiş resimlerle. Tavanın çeşitli çatlaklarından gün ışığı süzülüyordu ve havayı nefis çiçek kokuları sarmıştı. ''Üstümüz Meginnot'un bahçesi'' dedi ihtiyar Durit. ''Renk renk şahane çiçekler açmış olan bahçesi.'' Worski kısık bir sesle mağaranın ortasındaki üstü kapalı sandık gibi şeyi göstererek. O mu? diye sordu. Evet, atalarımız her şeyi ne kadar da güzel düşünmüşler. Yeri iyi seçmişler değil mi? Tavandaki deliklerden günün her saatine göre içeri ışıklar süzülür. Renk renk ışıklar. Ve öğle vakti buradaki renk alemi eşsizdir.'' Sen biraz artist ruhlusundur Vorsky. O saatlerde burada olsan hayranlıktan nefesin tutulur. O mu? diye tekrarladı Vorsky. Odur ve mukaddestir. Kurbanların kanları sırasına göre toprağını ıslatır ve o da sırasına göre hayat ve ölüm verir. Vorsky daha da büyük bir asabiyet içinde. Canım oysa ona biraz daha yaklaşalım dedi. İhtiyar tüyler ürperten bir rahatlıkla. Lüzum yok diye cevap verdi. Henüz vakti gelmedi. Neden? Biraz dikkat edersen örtülerin altında bir rahibe yatmakta olduğunu görürsün. Borski hayal kırıklığına uğramıştı. Ne olursa olsun ben doğru dürüst tanrı taşını görmek istiyorum. Rahibenin üstünde yatmakta olduğu ise alelade bir kaya. Hiçbir özelliği yok. Uzaktan öyle görülür. Biraz daha yaklaşırsan onun özelliğini anlarsın. Bu kayanın renkli damarları var. Hem canım mesele onun görünüşünde değil, meydana getirdiği mucizelerde. Hayat ve ölüm verişi gibi. Bunları sen de işittin. Nasıl? Çok şey soruyorsun. Ben artık bir şey bilmiyorum. Nasıl? Nasıl bilmiyorsunuz? İhtiyar Dorit ona doğru eğildi ve bir sır fısıldar gibi. Doğrusunu söylemek lazım gelir Savorski. Ben biraz fazla övündüm. Benim rolüm sınırlı bir yerde bitti. Neticede sadece Tanrı taşının bekçisiyim. Gerçeği bu önemli bir iştir. Onu da unutma. Ama burada benimkinden daha güçlü bir irade var. Kimin güçlü iradesinden bahsediyorsun? Veleda'nınkinden. Gorski onu yeniden endişeyle süzdü. Veled ama. Yahut da benim Veleda diye adlandırdığım son Druid rahibesi. Gerçek adını ben de bilmiyorum. Nerededir? Burada. Burada nerede? Kurban taşı üzerinde uyuyor. Nasıl uyuyor? Yüzlerce yıldan beri. Dünya kurulduğundan beri uyuyor. Ben hayatımda bu kadar derin ve rahat uyuyanı görmedim.'' Ormanda uyuyan güzelin kendisini uyandırması için sevimli prensin aşk öpücüğünü beklediği gibi. Belada'da tanrıların ona adadığını bekliyor. Yani... Yani... Seni bekliyor Vorski. Vorski kaşlarını çattı. Aklının alamayacağı bu hikayede neydi? Ve esrarengiz kişinin asıl isteği neydi? Yaşlı Durit, Bu seni biraz şaşırttı değil mi? Dedi. Haydi canım. Ellerin kana bulanmış kızıl bir katil olduğun için, sırtında otuz tabutun ağırlığını çektiğin için. Sevimli prens olmaya hakkın yok mu sanıyorsun? Çok alçak gönüllüsün küçüğüm. Bak, ister misin sana bir şey söyleyeyim? Vele da çok güzeldir. Aklının alamayacağı, rüyalarına girecek kadar güzel. Ah çapkın sene. ateş aldın değil mi? Nasıl, hala almadın mı?'' Worski çekiniyordu. Çevresindeki tehlikenin arttığını, bir dalga gibi yükselip boyunu aşacağını hissediyordu ama ihtiyar rahat bırakmıyordu ki onu. Sözlerime inanman için son bir şey daha söyleyeceğim Worski. Ve alçak sesle arkadaşlarının duymaması için. Annen öldüğü zaman onu tabutuna koyarken vasiyeti gereğince hayatı süre parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğüyle toprağa vermiştin. İri firuze taşlı olan yüzüğünün kırmızı ufak yakut süsleri vardı. Değil mi? Doğru mu söylediklerim? Aptallaşan Worski. Doğru diye mırıldandı. Ama bunları siz nasıl biliyorsunuz? Onu tabutuna parmağında yüzüğüyle koyarken yalnızdım ve bunu benden başka kimse bilmiyordu. Worski, ya bu yüzüğü Valeda'nın parmağında görecek olursan, güvenin artacak mı bana?'' annenin mezarında veledayı sana seçtiğine, sihirli taşa onunla beraber sahip olmanı istediğine inanacak mısın? Vorski mağaranın ortasında olan sandık biçimi kayaya doğru ilerledi. Başı onunla aynı hizadaydı. Örtüyü çekti. Oh diye sendeledi. Yüzük, annemin yüzüğü parmağında. Kurban masasında yatan kadının başı aksi yöne dönüktü. Üstünde topuklarına kadar inen bembeyaz bir elbise vardı. Rahibe elbisesi. Rahibe dinleniyordu. Saçlarının ve yüzünün üstüne beyaz bir tül örtülmüştü. Güzel kolu taş yatağından sarkmıştı. Küçük parmağında da yakutlu firuze yüzük vardı. ''Bu annenin yüzüğü mü?'' diye ihtiyar Durit sordu. ''Evet, bundan şüphem yok.'' ve büyük bir heyecanla yüzüğe daha yakından bakarak incelemeye başladı. Yakutların adedi aynı. İçlerinden biri çatlaktı. Tamam. Biri de düşmüştü ve onun yerini altın ile doldurmuştuk. O da aynı şekilde kalmış. Bu kadar alçak sesle konuşma. Bu ihtiyata lüzum yok, uyanmaz, dedi ihtiyar. Biraz daha yüksel. Bak bir basamak var taşın yanında. Ona bas ve yüksel. Elini Veledan'ın alnına koy. Onu daldığı derin uyku ve uyuşukluktan ancak senin parmaklarının teması kurtaracaktır. Worski basamağa çıktı ve yükseldi. Ama kadına dokunamıyordu bir türlü. Ona karşı insanüstü bir saygı ve çekingenlikle doluydu. İhtiyar Durit, ''Sizler ona yaklaşmayınız Otto ve Konrad.'' dedi. Veleda gözlerini açtığında karşısında Worski'den başka kimseyi görmemeli. Ne oluyor Vorski? Haydi, Veledan'ın alnını okşasana. Korkuyor musun yoksa? Korkmuyorum. Yalnız normal halinde değilsin gibi geliyor bana. Çünkü sen diriltmeyi değil, öldürmeyi seversin. Ama olsun, bu kez de bir değişiklik olacağını düşünürsen işin kolaylaşır. Evvela Veledan'ın alnını örten şu tülü kaldır bakalım. Tanrı taşı elinin altında demektir. Haket ve dünyayı avucunun içine al. Vorskey kurban taşının üstünde yatan kadının yüzünü örten tülü çekti. Bir elini de havaya kaldırmıştı, alnını okşamak için. Ama eli havada donuk kaldı. Taş kesilmiş, kıpırdayamıyordu. Hiçbir şey anlamayan biri gibi ve hiçbir zaman hiçbir şey anlayamayacağını hisseden biri gibiydi. Ne oluyorsun oğlum? diye ihtiyar Dorit yine bağırdı. Yanlış bir şey mi oldu? Yardım edeyim mi sana? Vorski cevap vermedi. Göğsü derin nefeslerle inip kalkarken yüzünü açtığı uyuyan kadına bakıyordu. Bakışlarındaki geniş hayret birden delice bir korkuya döndü. Başı, alnı ter içinde kaldı. Tüyler ürpertecek kadar korkunç bir şey görmüş gibiydi. İhtiyar kahkahalarla gülmeye başladı. Jesus Mary, ne kadar da çirkin oldun Worski. Aman, son rahibemiz mukaddes kirpiklerini sakın açmasın şu an. Seni böylesine çirkin görünce uyandığına bin kere pişman olacaktır. Uyuyunuz veleda, rüyasız saf uykunuzdan uyanmayınız. Vorski anlaşılmaz sözler söylemeye gittikçe artan bir hiddetle kabarmaya başlamıştı. Beyninde bir yıldırım ışığı parladı ve gerçeği aydınlattı. Dudaklarının ucuna kadar gelen kelimeyi söyleyemiyordu. Bu kelime dudaklarından çıkarsa, karşısında derin nefeslerle uyuyan ölü kadını, zira onun nefes almasına rağmen bir ölü olduğuna inanıyordu. Çünkü onu kendisi öldürmüştü. Dirilteceğinden korkuyordu. Bununla beraber kendine rağmen, dudaklarını yakan bir harfe rağmen boğuk bir sesle ''Veronik, Veronik'' diye uludu. İhtiyar alayla ''Demek onu Veronik'e benzettin'' dedi. ''Ama belki de haklısın. Ne de olsa iki kadının arasında bir aile havası var. Onu kendi ellerinle asmış, çarmıha mıhlamıştın, son nefesini verişini dinlemiştin.'' Eğer bunları yapmamış olsaydın, yaşadığına neredeyse inanacaktın değil mi? Onu avuçlarına batan çivilerle yaraladığını biliyorsun. Ama bir de Velada'ya bak. Ne ellerinde ne de kollarında yara izi var. Elleri ve kolları pürüzsüz Velada'nın. Şu sakin yüze bak Vorski. Ne kadar da huzurlu değil mi? Çarmıha mıhladığının başka kadın olduğuna yemin ederim. ''Aa! Aa!'' Şimdi de bana kızgın kızgın bakmaya başladın. Ne oluyorsun? Peygamberin beni parçalayacağı geliyor diyeceğim geliyor. Worski ihtiyar Durit'in yanına geldi. Yüzü yüzüne değecek kadar yaklaştı. Bakışları kin ve hiddetle doluydu. Bu ihtiyar şimdiye kadar onunla alay etmiş ve eğlenmişti. Görevini tamamlayan biri gibi görmüştü onu. Ama artık aldandığını ve onu korkunç, Tehlikelerle dolu bir düşman olarak görüyordu. Bu adamdan derhal kurtulmalıydı ve onu kolaylıkla öldürecek duruma sahipte. Piştim artık, dedi ihtiyar. Beni hangi salçayla yiyeceksin? Tereyağla mı, mantarla mı? Of, aman biraz gerileceğim. İçime fenalık geldi. Aa, imdat yetişin. Beni öldürecek bu adam. Katil var. Oh demir parmaklar boğacak beni. Yoksa bıçakla mı işimi bitirecek bilmiyorum. Ama belki de ip kullanır. Hayır hayır tabanca ile yapacak bu işe. Böylesi daha iyi ve daha temiz. Daha az acı çekerim. Haydi Alexis durma. Tabancalarınızda daha yedi kurşun var. İki tanesiyle en yeni cübbemi delmiştiniz. Haydi çek durma Alexis. Her kelime Worski'yi kudurtuyordu aceleyle. Otto, Konrad diye bağırdı. Hazır mısınız? Kolunu uzattı. İki suç ortağı da kollarını uzatarak tabancalarının namlularını ihtiyar Dorit'e çevirdiler. Dört adım ilerlerinde duran ihtiyar son derece keyifli bir oyun seyredecek olanların sevinci içindeydi. Gülüyordu. Yalvarırım iyi yürekli mösyöler. Zavallı bir şeytana acıyınız. Bir daha yapmayacağım. Uslu, bir resim gibi uslu olacağım. Benim iyi yürekli mösyölerim. Otto, Konrad, dikkat! diye tekrarladı Vorski. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Üç el silah bir anda patladı. Durit topukları üzerinde döndü. Bir topaç gibi dönüşünü birkaç kere tekrarladıktan sonra üç suç ortağının önünde durdu ve trajik bir sesle Oldu mu ya Mösyöler? dedi. İhtiyar Dorit'i öldürdünüz işte. Oysa ki o konuşmayı ve gevezelik etmeyi ne kadar da çok seviyordu. Ateş, ateş diye bağırdı Varski. İyi nişan alsanıza bu dalalar. Ateş, ateş. Ateş, ateş diye ihtiyar Dorit de tekrarladı. Pam, 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 tam kalbe. Pam, pam budalalar. Pam, pam, sen Konrad, pam, pam, sen Otto, pam, pam. Büyük mağarada silah sesleri yankılarla duvarlara çarpıyordu. Ama üç suç ortağı şaşkındılar. İhtiyar Doriyet delik deşik yere cansız yıkılacağı yerde kahkahalar atarak ve zıplayarak acayip bir şekilde dans ediyordu. Oh çok güldüm, çok eğlendim. Yeraltı meğerse ne kadar da eğlenceliymiş. Sen meğerse ne kadar aptalmışsın Worski. Vay ucuz peygamber vay. Ama bütün bunların hepsini nasıl da yuttun. Deriye işlemeyen tabancalar, havai fişekler, don düğmesi, ölmüş annenin yüzüğü. Dana derisi gibi sertleşmiş olmana rağmen hala bir budalasın. Ne peygamber ne peygamber. Sevsinler senin peygamberliğini. Worski durdu. Üç tabancanın da kurşunlarının boşaltılmış olduğunu anladı. Ama onları kim boşaltmıştı? Bu görülmemiş maceranın derinliklerinde ne saklıydı? Karşılarında sıçrayan bu şeytan kimdi? İşe yaramayan silahını yere atarak ihtiyara baktı. Onun gırtlağına sarılıp boğuverse miydi hemen? Sonra da kadına baktı. Ama bu iki yaratığın ona dünyanın ve gerçeğin dışında göründükleri belliydi. Sonra da arkadaşlarına dönerek buradan kaçıp gitmelerini söyledi. Dar tünele doğru koşmaya başladılar. ''Kaçıyor musunuz?'' diye ihtiyar Durit bağırdı. ''Peki tanrı taşını neden almıyorsunuz?'' ''Bu taşla ben ne yapacağım?'' ''Canım ne oluyorsun? Acelen ne? Popon ateş almış gibi koşacak ne var?'' ''Eh madem öyle istiyorsun git bakalım. Ne yapalım?''